Burada çok şey var, çok fazla. Çok. Yani bu birkaç adamlık bir hayat. Bunu evet. sen bir diziye çevirsen daha iyi olmaz mıydı? Bir kitap da olur mu bu ya? Şimdi bir kere her işin bir başlangıcı var. Heh. Hele bir bismillah, bütün bu birikim cepte kalmasın, bir anlatayım dedim. Esasında 800 sayfaydı. Hem editörüm hem yayın evi bir kere dedi ki too much. Sonra düşündüm, epey yine Üstün Barış'tayı tanırsın. 2000'li evet. yıllarda Üstün abi bana esasında kitap yazmamı çok ısrar etti. Ve ben bir kitabı nasıl yazmalıyım, mekanizmasını, iskeletini oturttuk. Habire yazdım, sildim, ettim. Ama artık dedim ki 50. yılım da geliyor meslekte. Ben mutlaka bunu kağıda dökeyim. Sonra fark ettim ki içinde bilhassa Türk sanatçılarıyla çalışmamı çok aza indirdim. Çünkü ya doğrusunu yazmam lazım ya yazmamam lazım. Ondan da biraz azaldı ve 400 sayfalık bir kitap oldu. Ama onu yazdığım ve baktım ki çok şey yapmışım. 10.000 etkinlik yapmışım. Of. Etkinlik of. Ve proje. Of. 500 tane marka ve sanatçıyla çalışmışım. Şimdi benim en büyük zenginliğim işte Burak'la 93 yılında tanışmışız, hala hiç ayrılmamışız gibi. Ben en büyük zenginliğim bir tane kamuoyuna başarısız yansımış bir olayım olmadığı için dedim ki bunları ben yazayım. Bir de maalesef kaç zamandır hiçbir şey yapmıyorum. Yapmadığım için de bazı kesimler beni popstar jürisi olarak siz ağrıma da gitmeye başladı dedim yani. Ondan bu nedenle kitabımı yazdım. Bu büyük sinema stüdyoları projesi vardı. Var. Devam ediyor. Devam büyük ediyor. Çekmecede. Evet. Ama Türkiye'de büyük sıkıntı bir belediye sınırları içerisinde. Arsa sahibim de o. Yani gidiyor geliyor. Ben çünkü çok kolay... Biz Galatasaray Lisesi'nde biat kültürü değil, itiraz kültürü üstüne yetişmişiz bir kere. Bu o dönemden beri içime işlemiş. Bir. İki, mutlaka ve mutlaka güzel şeyleri benim bütün hayatım, ben Burak'la da çalışan, sen ne kadar iyisin, sen ne kadarsın, muhteşemsin demekle geçmedi. Hep eksik taraflarını söyleyip, tamir edip düzeltmek üzerine kuruldu olduğu için bu iş uymuyor. Belediyesi, bürokrasisi falan, ondan biraz zaman kaybediyorum ama inşallah Avrupa'nın en büyük film stüdyolarını hayata geçireceğiz, devam ediyor falan. Çok oldu o da. 2010, o tarihte bir konuştuğumuzu hatırlıyorum. Tabii 2016'da arsayı aldım ama belediyenin borcu vardı maliyeye. Belediyenin haczi olduğu için arsanın üstünden tapumu alamıyordum. 30 yıl yap işlet devret ihalesi kazandım ve tapu olmadığı müddetçe de bankable olmuyor falan filan. Dolayısıyla benim hayatımda engel aşmak olduğu için orada hiç yüksünmüyorum. Ona devam ediyorum. Ama zaten şuraya geliyorum. Kitabın bütün yazar telifleri direkt Galatasaray Lisesi talebelerine eğitim bursu verilmek üzere Galatasaray Eğitim Vakfı'na direkt ödeme sistemiyle bağışladım. Bir. İki, bir de sesli kitabı çıkacak sürprizlerle. Onun yazar telifi haricinde sesli o yüzden kitap... bir Storytel'deydin. Nilay evet. örnekle bir söyleşi evet. yaptın. Nilay'ın bir ayrı sözleşmesi evet. sohbeti. Ama Storytel'cilerle bütün geliri ne Storytel ne yayın evi de hiç pay almıyor. Bütün hasılat Eğitim Vakfı'na gidiyor. Ama ben bu senaryolara baz teşkil edecek bir kitap. Çok dizi de çıkabilir. Oradaki bütün teliflerimi de bağışladım. Birinci etap kitaptan sonra zaten hem teklifler de gelmeye başladı. Bir de şaşırdım, kitabın çıkalışı bayram arifesi birkaç tane kurumsal yerlere gidip konuşmaya başladım. Yani ve bir anda ben Burak'ın, Tarkan'ın, yok Kevin Costner'ın, Elizabeth Taylor'ın menajeri, organizatörken bir arkadaşım Banu Noyan benim bu işlerimi planlamaya başladı. Müthiş. Kurumsal konuşmalara da gidip oradan da biraz bolca gelir gelsin vakfa istiyorum. Çünkü okulumuzdaki talebelerin hakikaten desteğe ihtiyacı var. Sonuç
Evet abi, kitap olacak, bitti. Mutlaka ekranlara yansıyacak. Büyük ekran veya ufak ekran. Vahim her hikaye var orada abi. Peki, ilham vermesi için şunu da sormak istiyorum. Şimdi burada Galatasaray Lisesi'nden mezuniyet fotoğrafları ve o tarihte tabii seni tanımanın imkanı yok. Orada bir sana şey, burada hemen şeyden Jimmy'den paylaşmak isterim. Burada bir kadın saçı yapıyorlarmış sana galiba, değil mi? Şuradaki saçı orada yaklaşabilirse kamerada. Vallahi tabii ben... Şurada göstermek istiyorum. Şöyle. Galatasaray hikayeleri ayrı bir kitaba sığar zaten. Şurada görüyor muyuz? Şurada şöyle. Ben ona değineceğine okulda senin başına neler geldiği anlasın. Şurada da eski başbakanlardan rahmetli Nihat Erim ve Hayri Ürgüplü ile Galatasaray Lisesi'nde. Yani oradan da böyle bir şey var. Abi ben... O günlerde başlamış bu hikaye. Daha önce ortaokulda benim maalesef ne sportif... Şu saça dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir daha özür dilerim. Burada da bir tanesi de Paul Moria ile berabersin. Evet. Bir tanesi de Michel Fugain ile berabersin. Şurada şu saçları... Onlar dönemin en büyük Fransız starları, evet. Tabii. Evet, üniversite birdeyken. Bu bir peruk mu takıyorsun? Hayır, burada yoksa böyle zaman, bir saçın var. Evet. Tabii o zaman evet. Bir de maşa vardı. Maşa ile saçlarımızı bir de maşa vardı. Evet.